Hızlıca kaldığımız yerden modlamaya devam. Şimdi Skyrim'de olmaz olmaz editen modumuz var. Burada da Dave'in modlarından bu var. Editen modunun aynısı. Ya asla bak hani üretim tezgahında falan bir şeyler üretmek zulüm bir oyunda onu söyleyeyim. F10 tuşunu ayarlamış adam. Oyuna gireceğiz. F10 tuşuna basacağız. Bize editen modu gibi bir arayüz açılacak. İndirdiğimiz modların ESP'lerin içinden indirdiğimiz ne artık indirdiyseniz onları alacaksınız tamam mı? Kesinlikle olmazsa olmaz modumuz. Böyle geldiğimizde ana dosyalar var ama kafanız karışmasın. Sonradan dikkat ettim ben. Burada update dosyası var bir de. Update dosyası tek başına işe yarıyor. Bunları indirmiyorsunuz. Update dosyasını sadece indiriyorsunuz. Adam böyle yapmış diyorum ya. Her modcunun kafası bir değişik çalışıyor. Buradan sadece şunu indiriyorsunuz. Tek dosya bunu. Tamam mı? Bir soru mor bir şey sormuyor. Geçelim benim dediğim daha önceden bir bahsediyordum ya böyle oyunda normal elbiselerin üstüne kolluklar, işte dizlikler, kafalıklar, kasklar, miğferler bir şeyler takılıyor ama giydiğiniz elbiseyi bozuyor, çirkinler, kabalar, şunlar bunlar. Bu onları görünmez yapıyor taksanız bile. Adamın bak ne demiş sağ bacağında deriden bir şey varmış bir korumalık gibi bir şey varmış o görünmez tamam mı? Ay yok ben yapmayacağım dersen bu şart değil. Bu tamamen görsel zevktir. Tek bir dosya geçer yükler geçersiniz. Eski, çok eski bir mod. Bak çok eski bir mod. Oyuna kaç tane ekliyordu? 250 mi? 240 tane yurttaş, vatandaş ekliyormuş. Bu yüklerken bize sorular soracak. Onu söyleyeyim. Şöyle geldim. Ee, bu dev mod değil pardon. Nerede? Better Saddles. Setters. Ne boksa. Şimdi şöyle yaptığımda üstteki tıklı ileri dedim. Aa, Dokunmuyorum üstteki aynen duruyor. Çünkü uyuz uyuz yürümeleri değil koşmalarıyla ilgili bir olay bu. ileri Temiz surat, kirli surat. Yani atmosfere uyusun diyorsanız kirliyi seçebilirsiniz. Ben temizledim ileri. Aa, şöyle bir bakayım ne giymeleriyle ilgili yok abi. Kafalarına göre giysinler dokunmadım. Şurada dediğim gibi daha fazla kadın vatandaş olsun mu diye bir şey var. Tıklayabilirsiniz. ileri dedim. Burada asla bunlara dokunmuyorum. Asla dokunmuyorum. Hiçbirinde işaretli ileri diyorum. Şimdi burada şöyle bir baktım. Vanilya oyunu gibi mi olsun? Şey ölümlüleri ee şöyle. Vanilya oyunu gibi olsun deyin şuraya. Dokunmayın. Bu ana oyundaki bu yurttaşlar nasıl bir olay yaşıyorlarsa onu yaşasınlar hesabı. Ya da hiç seçtirmesem mi diyeceğim. Yani bu çok saçma. Vanilya gibi mi kalsın yoksa dokunmayayım mı diyor. Lan gerizekalı ikisi de aynı sonuca çıkıyor. Şunun mantığını çok anladığımı söyleyemem ama ben ne olur ne olmaz vanilya vatandaşları dedim. Ee, şuraya dokunmadım. Yükle dedim ve geçtim. Bunun mantığı budur. Sonra ne olur ne olmaz. Hani oradan dediğim gibi onu seçmek istemeyebilirsiniz. Onu dediğim şey. Hani daha fazla kadın yurttaş olsun mu gibisinden. Ya da daha size yetersiz az da gelmiş olabilir. Daha fazla NPC'ler demiş. Bunun yaptığı şey oyun biliyorsunuz hani doğurma hesabı gidiyor. Aynı Skyrim gibi. Bu yurttaşları işte daha fazla doğsun hesabı gibisinden ufacık bir dosya var isterseniz. İsterseniz şurada ana dosyayı indirsiniz. isterseniz burada. Şimdi bunlar ne derseniz oyunda çeteler, gruplar işte belli şeyler falan var. Örgütler var. Bu onları tek tek yazmış. Hani şuna ister misin buna ister misin gibisinden gerek yok. Şuna bastım geçtim üsttekine. Çok güzel bir mod. Şimdi oyunda konuşuyoruz. Tamam mı? Biz ee, diyalog menüleri falan var. Diyalog menüsü Fallout'un sağ olsun. Böyle çok kısadır. Evet, hayır, ne falan tarzı. Şimdi siz oradan seçeceğiniz seçiyorsunuz ama karakterin aslında ne diyeceğini bilmiyorsunuz. Oraya özetle. H demiş geçmiş. Lan H de ben hani bu adama karşılık ne vereceğim? Birazdan ne konuşacak bilmiyorum. Bu o konuşma metnini tam olarak bize veriyor. Hani birazdan ne tuşuna basarsam karakter ne söyleyecek onun metnini bize ekrana böyle koyuyor. Biz buradan ne diyeceğimizi görerek tam bir cümle olarak görüp seçebiliyoruz tamam mı? Bu mod Allah'tan Türkçesi var da kullanabiliyoruz. Türkçe çevirisi var zaten. Böyle geldim iki dosya demiş ama beni bağlayan tek bir şey var. Üste geldim arkasından da Türkçeyi çaktım. Burada bak ee, diyalog işaretlerini göster falan filan. Baktığınız oyununuzda hani diyalogları göremediniz. Bir sıkıntı falan çıktı. Bu bizim bir önceki mod videosunun sonunda. Mod Configuration hani mcm menüsü ekleyen mod demiştim ya. Onu yüklediğimiz zaman şöyle bir ayarlar menüsü geliyor. Türkçe mis gibi gelirsin bakarsın geçersin. Şimdi Bakıyorum bir şey atlamayayım sizin için. Aynen Türkçeste üstüne yazmış. Bir sıkıntı yok. Türkçe modum bu. Onu Türkçeleştirin. Zaten oyunumuz Türkçe de. Onu da Türkçeleştirin. Sıkıntı yok. Bu yine olmazsa olmaz modumuz. Oyunda bizim yoldaşlarımız var öyle söyleyeyim size. Hem takipçi değil de yoldaş diyorum ben artık. Yoldaşlarımız var. Bunlardan ilk karşılaşacağımız bir köpek. Şimdi oyunda daha fazla yurttaş taşımanızı sağlayan modlar var. Böyle Skyrim gibi 10 kişi gidiyorsunuz falan ama. Şimdi biz bunların biliyorsunuz hani gönlünü almaya çalışıyoruz. Arkada seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Kalabalık gitmeyin zaten gerek yok. Zevkli de olacağını zannetmiyorum. 10 kişi ateş ediyorsunuz ne yapacağınız. Hani size adam vurmaya şey kalmaz. Bu oyunda Watts diye bir özellik var çünkü. Dediğim gibi size adam vurmaya şey kalmaz. Gerek yok. Lootlayamazsınız bir yere. Bir yere girer kalırsınız. Bu sadece yanınızda köpek sabit ve ekstra bir yoldaş taşımanız için yani sadece dediğim gibi iki kişi gezme ve bunlardan bir tanesinin bu köpek olma olayını ayarlıyor. Normalde sadece tek köpek ya da tek şu tek bu canavarla ya da tek bu robotla gezmek serbest oyunda bu ekstra yanımızda köpeği de almamızı sağlıyor. Yükledim geçtim tek bir dosya sorma sormaz zannetmiyorum. <laughs> Şimdi bununla ne işimiz var? Bu zaruri değil. Yani bu mecbur değil. Ben sadece kendim için ya da ne bileyim oyunda fotoğraf çekecek, oyunu durduracak, onu yapacak, bunu yapacak, şu mod neymiş diye görmek isteyenler için konsol modumuz var ya. Bak konsolu kullanacaksanız Fallout'ta şöyle bir şey var. Şu görmüş olduğunuz konsol Skyrim'in aynısı değil mi? Heh. Normalde oyunda böyle değil. Bak bu konsol yok Fallout'ta. Şeffaftır. Siz açarsınız ama açtığınızı bile görmezsiniz. İşte bir şey yazacaksınız yazarsınız yazılar gözükür ama bu şeffaftır. Konsol açık mı değil mi? Hayatta bilmezsiniz belki ezin eliniz kazayla dokunur. Ne bileyim dediğim gibi konsolun ne işe yaradığını biliyorsunuz. Biz bir şeylere girer bakarız hangi moddan geliyormuş ne yapıyormuş falan diye. Yüklemek isterseniz yükleyin geçin. Dediğim gibi hani buraları böyle karartıyor Skyrim'in konsoluna çeviriyor olay o. Yüklemek zorunda değilsin ben yapmam bunsuz biliyorsunuz. Skyrim'de de Face Light diye bir mod var. Karakteri aydınlıkta tutuyor. Burada da adı Photo Light. Yüklüyoruz bu. Bizim e, editen modu gibi bir mod var ya. Ha yüklemiştik. F10'a basacağız. Bu modun içine gireceğiz. Nerede bu? Photo Modun içine gireceğiz. Bir tane bir zımbırtı var. Onu oradan seçeceğiz. Hani daha fazla ışık, daha az ışık falan gibisinden. Onu seçeceğiz. Tık taktığımız an karakterin yüzüne şuradaki gibi fotoğraf ışığı gelecek. Olay bu. Yüklemek zorunda değildin. Oyunda yine yüklemek zorunda değilsin. Ben yüklerim ama oyunda bizim 240 kilo taşıma kapasitemiz var. Ha güç ee, ne derler? perikine şey verdikçe, stat verdikçe, işte ee, puan verdikçe bu giderek 10, 10, 10 artıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu oyun. Şey bu mod onu arttırıyor. Şimdi kasmaya gerek yok. Oyun zaten köpek gibi loot yapacağımız oyun. Hiç gerek yok. Hani takipçimiz var ona da yükleyebilirsiniz ama sürekli ver çıkar ver çıkar uğraşmak istemezseniz diye. Ben yükledim. Yüklemek zorunda değilsin. Kimse gerçekçi oynamayı seviyor. Olay bu. Bir tekleme sıkıntısı var silahlarla ilgili. Bu onu düzelten bir mod. Yükledim ve geçtim. Ama bu arada bir şey diyeceğim. Şu carry weight modu bize sorular soracak. Daha önemli bir soru değil. Yine de tıklayalım. Hani ne kadar arttırayım diye soruyor. Şimdi başlangıçta diyorum ki işte 1000 arttır benim ağırlığımı. Her e, güce perk verdiğimde kaç arttırayım diye soruyor. Hadi onda 100 arttır dedim. Yükle dedim. Geçtim. Fark etmez. Sıradaki modum. Dediğim gibi bunu geçmiştim. Hızlıca e, pratik bir mod. Onu söyleyeyim size. Şimdi siz bir takipçinizle, yoldaşınızla bir şeyleri değiş tokuş yapacaksınız. İşte ne bileyim ona bir şeyler vereceksiniz falan filan ya. Şimdi normalde oyundan bir sahne. Bu ilk başta tanıştığımız bizim yoldaş top e, robotlardan bir tanesi. Top dedim. Top kafa. He, hem ne boksı işte. Bunun sadece talk kısmı konuş kısmı var. Sen konuşa geliyorsun. Hadi bir şeyleri değişelim falan filan diyorsun. Gerek yok. Bu mod ekstradan bu konuşmanın yanına inventory diye bir şey ekliyor. R tuşuna basıyorsun. Karaktere bakarken direk sana şeyini açıyor. Sandığını, kasasını, sırt çantasını neyse işte onu açıyor. Aslında bunun yeri bura değildi. Ben ee, mod organizer'da modları kategori kategori ayırdım ama bunu yükleme sırası mecburen burası olduğu için buraya geldim. Seveceğiniz bir moddur diye düşünüyorum. Ben seviyorum. Şimdi eğer kadın karakterle oynayacaksanız oyunda Vault Boy diye bir şey var. Yani böyle sürekli ekranda da duran işte hastalandığında hastalandığını gösteren. Bize ipuçları veren. işte perik ağacımız bilmem neyimiz falan filan. Bunların hepsi sarışın top kafa bir tane bebe tamam mı? Bu mod oradaki her şeyi şuradaki şu üçünden birine getiriyor. Seçiyorsun A mı B mi C mi. Lüzumsuzdur belki ama ben dediğim gibi. Ben seni işte sonuçta Kadın karakterle oynuyorsun. E, her şeyinde ona göre olsun hesabı. Tek bir mod. Bu bize sorular sorar. Seçin. Sorduğu şeyleri göstermeme gerek yok ama. Şöyle geldim. Dediğim gibi bak buradan tipini seçiyorsun. A dedim ben geçtim. fark etmez. Bak burada hatta size güzel bir şey söyleyeyim. Buradan sık Skyrim'e gönderme. Bak gördünüz mü Nordic ana menüde kız bu kaskıyla yürüyecek. Okey. Olay bu. Eğer seçerseniz. İşte buradan kıyafet seçiyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Ha, sizin için önemli olan şey nedir? Ben size onu söyleyeyim. Bunu da geç oradan da seçme önemli değil. neyi seçtiğiniz. Bak Def UI kullanıyorsunuz. Şuradan bunu işaretleyeceksiniz. Def UI var çünkü. Tamam mı oyununuzda? <laughs> Sonra şuraya geldiğinizde şunu seçeceksiniz. X, D, e, Bu Extended Dialog menü. Az önce gösterdiğim uzun uzun konuşma menüsü. Şuraya geldiğinizde de adır diyor. Buradan da her şeyi seçeceksiniz. Unutmayınız. Tamam mı? Burada da işte yine level menüsü var. Buradan hangi hatunu seçtiyseniz AB onu diyeceksiniz yükle diyeceksiniz geçecek gidecek. Şimdi bir ana modlarımızdan bir tanesi daha. Inventory imzabı. Inventory oyunda biraz bok gibi gözükür. Bu daha fazla ayar yapmanızı sağlar. Yazı tipi boyutunu seçersiniz, rengi seçersiniz. Şu arka tarafın şeffaflığını seçersiniz. Şuradaki şu sarı ibarenin şeklini seçersiniz, rengini seçersiniz gibi gibi gibi. Türkçe dil desteği çok az. iki tane yanlış bilmiyorsam font sadece Türkçeyi karşılıyor. Geri kalanı değiştirirseniz de yumuşak yerler, iyiler falan gözükmüyor. Tek farkı o. Sıkıntı yok. Oyunda zaten dediğim gibi kendi menüsü var. Bakarsın kurcalarsın hiçbir sıkıntısı yok. Ki ee, hani rahat bir kullanım sağlıyor oyunda. Sizin inventörünüz bok gibi normalde. Onun üstünde ufak tefek ayarlar yapmalı. En azından renklerini canlandırırsınız. Daha rahat görürsünüz bir şeyleri. Tamam mı? Şimdi bu şu modla beraber bir önceki gösterdiğim modla bu e, volt boyu, volt kadına çeviren modun peçi. Şuradan gelirsiniz. Bunu da yüklersiniz. Geçersiniz. İsteyene. Şimdi biz volt woman'ı indirdik. Ama hani ekstra şuradaki işaretçisi de şu olsun falan derseniz biraz kurcalayın. Çok çeşitli modlar göreceksiniz. Örnek olsun diye iki tane gösteriyorum. Bu bir tanesi sadece karizmanın görselini değiştiriyor. Bunlar şey perkler verdiğimiz perk sınıfları. Sadece karizmanınkini aha buna getiriyor. Az önceki gördüğünüz değil de basit. Sadece hani A'dan Z'ye modlama rehberi gibi bir şey bu da biliyorsunuz. Fikir edinin bir sürü var. İşte bu da bir tane bir yerde geri zekalı şu bizim Volt Boy çıkıyor. Onun yerine şu çıksın mı hesabı size sorular soran tatlı ufak güzel bir ek mod. Aslında dediğim gibi bunların yerleri şurada ben ıvır zıvır diye en aşağıda bir şey oluşturdum. Onun içinde de ama yükleme sırası mecburiyetinden dolayı buraya almak zorundaydım. Bu gösterdiğim yükleme sırasıyla yükleyin yoksa oyununuza girdiğinizde pip boyunuzu açtığınızda orada uyarı hatası alacaksınız. Kısa bir mod videosu olsun. Maksat sizlere mod videosunu bir an önce gün bitmeden göstermek saat 9. Çünkü bunun yayınlanması nereden baksanız rahat onu geçer diye düşünüyorum YouTube sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hızlıca bir mod videosu daha çekmeye çalışayım.